Copy'yi zaten biliyorduk. O copy paste'ten de hatırlıyoruz. Bildiğimiz bir kelime. Share diye bir kelime vardı. Share. Şehir paylaşmak, şehirden hatta Değil mi? aklımıza Şehri geldi bu biz da. akıllı selfie'de şehri kullandık, değil mi kızım? Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Nasıl bir hikayesi vardı? Onun da biz arkadaşlarımızla şehrin böyle yüksek bir yerine çıkmıştık ve orada fotoğraf çekip paylaşım yapıyorduk. Yani etrafa paylaşıyorduk o resimleri. Aynen öyle. Çok güzel. Aferin kızıma ya. Bir de burada meet kelimesi var. Normalde meet kelimesi neydi? Meeting kelimesini biz görmüştük, değil mi? Meet kelime Evet. kökünü olarak neydi? Yani Meet. meeting'den aklımıza Meeting neydi? geliyor. Meeting yani mesela partilerin toplanmak için işte buluşmak için söyledikleri yerin adı herhalde sanırım. Meeting alanı diyor mesela. Ya işte Evet. herhangi bir parti olabiliyor ya da herhangi bir başka bir şeylerin toplanması oluyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Bir şeyleri kutlamak için ya da bir şeyleri dinlemek için yaptıkları meeting, toplanmaktı değil mi? Meeting kelimesi. Meeting zaten aynı Türkçe'ye gelmiş bir kelime. Meeting kelimesi, meeting. Bizim kullandığımız meeting kelimesi. Toplanmak, buluşmak. Ondan sonra bir kelime vardı. Kelimenin bir dakika burada senin notlarından bakıyorum. Onaylamak diye bir kelime vardı. Admit. Çok güzel. Peki hikayesi nasıldı Edmit'in? Hangi akıllı At sözcüğü ve kullandık? aklımıza geliyordu. O Neyle? da. Anlayamadım. Nelerden? At ve at bir de mit. Tamam. At mit. Bir hikayeydi. At mite katılmak istiyordu. Yani mite gitmek istiyordu ve işe girmek istiyordu orada. Mit de onu onaylıyorlardı. İşte gelebilirsin, başlayabilirsin diye. Aferin kızım sana. Çok güzel. Kelimeyi hatırlıyoruz. Ondan sonra bir tane daha kelime gördük. Vatandaşlık diye bir kelime vardı. Vatandaşlık. Nasıl bir aklım? Citizenship. Aferin. Peki citizenship'i biz hangi kelimelerden, hangi akıllı selfie'leri kullanarak yaptık? Site izin şıp. Peki nasıl bir saçma hikayeydi bu? Hadi anlat dinleyelim. Biz siteye girmeye çalışıyorduk. Ama oradaki görevler izin vermiyordu. Diyordu ki hatta şıp sesini duyanlar buraya girebiliyor ve vatandaşlık hakkı kazanıyor. Thank you.